Son olarak Babil dizisine beraber kamera karşısına geçen iki başarılı oyuncumuz Nur Fethaoğlu ile Birce Akalay dostluklarıyla dikkat çekiyor. Fethaoğlu kendi takım arkasını piyasaya çıkaran Akalay'ın Etiler'de bir AVM'deki standını ziyaret etti. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Birce Hanım'ın takıları. Evet, gördünüz mü ne kadar güzel. Biz keyifle kullanıyoruz. İnşallah yani çok da beğeni aldığını biliyorum ben. Her kadın mücevher sever ama yani ben daha böyle dizayn şeyleri seviyorum. O yüzden Birce'nin takıları bayağı hoşuma gidiyor benim. Severek kullanıyorum hatta yani. Aldınız yani. Aldım. Hediye de etti. Evet. Oyuncu dayanışması diye. Evet, kadın dayanışması. Daha çok hediye ediyor ama. Birce çok seviyor. Olsun, hayır ya. Tabii ki yani. Ne yapacağım, sana satacak mıyım yani? Nur Fethaoğlu, oyunculuğun yanı sıra geçen yıllarda otel işletmeciliğine de başlamıştı. Sizin böyle bir hayaliniz var mıydı? Takı ile ilgili yok. Ama başka hayallerim var, onlar da sürpriz olsun. İşletmecilik falan vardı. Otel. Yani otel sahibi aynı arkadaşlar çekmişti daha önce. Evet arkadaşlar, daha da nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Aynen efendim. Devam, otel devam. Devam mı? Evet. Gelen dizi tekliflerini değerlendirdiğini belirten Nur Fethaoğlu, rol seçerken nelere dikkat ettiğini anlattı. Nur Fethaoğlu nasıl bir karakterdi? Bir muhteşem yüzün. Aa, bilmiyorum ki, öyle ayrıştırmak çok da doğru değil. Evren öyle mesaj göndermek istemiyorum. İyi bir karakter olsun, mesaj versin. Bir derdi olsun, derdini anlatsın. Oynamak istediğiniz böyle insanların bir yerine dokunsun. Iyi, bana iyi gelsin. Size ne iyi geliyor peki, onu sorun. Ne anlatayım? Birce Akalay, Babil dizi setinde tanıştığı Nur Fethaoğlu ile yakın dost olduklarını ifade etti. Babil'de oynadık. Babil'de oynadık. Daha çok yeni bir de. Evet. Daha çok birbirimizi hırpalıyorduk ama. Evet. Yani ben seni daha çok, ben o asil kimliğinden ödün vermeyeli. Evet. Bayağı hırpalıyorduk birbirimizi yani. Hesaplar açıldı. Tabii. Ama yani çok sevişiriz biz Nur'la. Yani benim çok sevdiğim arkadaşım oldu. Yani Babil sayesinde tanıştık. Ama yani kısa zamanda böyle hani yeri dolmaz insanlar oluşur ya hayatında. Gerçekten hiç mübalağa etmiyorum. Öyle oldu yani. Evet. Ve ben de herhalde onun için öyleyimdir. Aynen. O yüzden bugün burada olması, benimle birlikte olması çok kıymetli benim için. Çünkü yani hepimizin nihayetinde yeni bir şeyler yaptığımızda desteğe ihtiyacımız oluyor. Hani dışarıdan bakıldığı zaman, aa nasıl olsa oyuncu, nasıl olsa işi çok sevenim var, nasıl olsa vesaire bilmem ne, o iş öyle değil. Gerçekten dostlarımızın, eğer dostlarımın desteği olmasaydı ben bugün buraya bunu yapamazdım yani. Yani çok zaman aynı çok şekilde. Net yani. İki hain. Bulmuşsunuz birbirinizi işte. Bravo. Hafta içi Arnavutköy'de bir arkadaşıyla görüntülenen kızı Esil Han'ın babası Levent Veziroğlu ile geçen yıllarda boşanan Fethaoğlu, özel hayatı hakkında açıklama da yaptı. Geçen sene bir tatil vardı ya Levent Bey'in eski işinizde. Bu sene tekrar olacak mı? Zaten yapıyoruz biz. Yani sizin haberiniz olmuyor. Elisa ile birlikte, üçümüz birlikte tatil yapıyoruz. İyi anlaşıyorsunuz bu arada değil mi? Çok en yakın arkadaşım benim. Yani bir kere kızımın babası. En yakın arkadaşım olmak zorunda zaten. Bir de biz öyle kötü düşman bir ayrılık da yaşamadık yani. Evet yani. Evet, yalnızım çünkü. Yalnız da olmaya devam edeceğim. Yanımda kapalı birini mı? Göremeyeceksiniz. Kapalı mı? Niye yani? Şu anda göremeyeceksiniz. Yok, kapalı mı? Genel olarak kapalı mı? Öte yandan ikinci takı koleksiyonunu hazırlayan Birce Akalay, yakın dostu Oktay Kaynarca'dan aldığı dizi teklifini değerlendirdiğini vurguladı. Daha orayla hala bir süreç içerisindeyiz. Bu önümüzdeki sezon için mi olacaktı yoksa yaz? Önümüzdeki sezon. Yaz dönemi için. Ama yazın başlayacak çekimleri. Çalışmayı düşünmüyorsunuz ondan? Yok, çalışmayı düşünmez olur muyum? Düşünüyorum tabii. Genelde tatil geçiyor. Evet, genelde tatil ama çok yattık ya 3 senedir. Hani gerçekten 3 ay Bodrum'da geçirdim yani. Bu sene de böyle işim var. Yani bırakıp gidememişim sonuçta. Akalay'ın İbrahim Çelikkoğlu'la rol aldığı Kuş Uçuşu adlı dijital dizi 3 Haziran'da seyirciyle buluşacak. İbrahim Bey'le diziniz de Haziran'da herhalde. 3 Haziran. 3 Haziran. 3 Haziran. Heyecan var mı? Çok. Bir sene oldu çekeli. Ne çektiğimi unuttum. Ne oynadığımı unuttum yani. Ben de bakacağım yani neymiş diye. Hayranlarınız da ikinizi görünce
siyah beyazlaştan sonra. Evet, çok mutlular. Aşırı mutlular. Yani biz İbo'yla herhalde bir ömür iş yaparız birlikte yani. Benim çok sevdiğim arkadaşım. Birlikte çok tatlı bir kimyamız var. Oynuyoruz, eğleniyoruz. Set de güzel oluyor birlikteyken. Ekibimiz de çok eğleniyor bizimle birlikte. Güzel oyuncu, Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'i oynamayı çok istediğini de sözlerine ekledi. Neden olduğumuz biri var mı? Mesela? Eskiden Sabiha Gökçen'i çok oynamak istediğimi söylerdim. Fakat gerçekten Sabiha Gökçen'i oynamak için Sabiha Gökçen'i çekebilmek lazım. O çok enteresan bir dönem Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Sabiha Gökçen çok özel bir kadın. Ama yani onu gerçekten hak ettiği gibi çekebilmek çok zor bence. Tarihsel açıdan, yakın tarih anlamında söylüyorum. Gözlerin.